olarak yapım eklerinden bahsedeceğiz. Türkçede kelime türetilirken yani kelimelere, köklere yeni anlamlar kazandırılırken yapım eklerinden yararlanılır. Yapım eki alarak gövde olan sözcükten bahsedebiliriz. Gövde kavramından bir sonraki slaytımızda gelecek ama yapım eki alan kök artık gövde adıyla karşımıza çıkar. Onun kökü arasında kesinlikle daha önceden de belirttiğimiz gibi anlam ilgisi olması gerekiyor. En dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Örneğin sudan bahsedelim. Su temel yaşam kaynağımız. Su denilince herkes bir düşünsün. Su aklına gelen, gelen görüntüye dikkat et. Şimdi ona bir ek getiriyorum. Sucu diyorum. Aklındaki görüntü değişti mi? Değişti. Artık bir işte damacana belki sırtında bir adamla omzunda bir adamla karşı karşıyasın. İşte bu adam, bu ek, bu kökün anlamını değiştirdi. Ama anlamsal bir ilgi var mı? Evet var. Hala su ile ilgili bir varlıktan bahsediyor. Su satan kişi bu sefer kastediliyor. Bunun gibi örnekler arkadaşlar karşımıza çıkacak. Şimdi yapım ekleri dörde ayrılıyor. ...bildiğiniz gibi şöyle bir öne önceye geçeyim yine... Ee, ...yapım ekleri dörde ayrılıyor... ...isimden isim yapım ekleri... ...isimden fiil yapım ekleri... ...fiilden fiil yapım ekleri... ...kestirmeden yap, yazıyorum ben buraya... ...fiilden de isim yapım ekleri... ...şimdi zaten ne demiştik biz... ...kökler ikiye ayrılır... ...isim kök ve fiil kök olmak üzere... ...ikiye ayrılırlar... Dolayısıyla e, burada en fazla kaç kombinasyon yapabilirsiniz 2'ye 2, 4 şeklinde kombinasyon yapabiliriz. E, bu şekilde karşımıza çıkacak. Tabii ben burada şimdi malum olan e, yapım eklerini sıralayacağım. Türkçe'de yer alan birçok yapım ekinden burada bahsedeceğim. E, mümkün olduğunca hızlı geçmeye çalışacağım. Çünkü sen şunu yapmayacaksın. Bu ekleri ezberlemeyeceksin. Ezberlemenin de herhangi bir mantığı yok. Sen burada genel mantığı kavramaya çalışacaksın. Senden bunu istiyorum arkadaşım. İsimden isim yapan, addan ad yapan yapım eklerine bakalım. Şimdi baş bir isim. Önde olan anlamında başak da bir isim. Ak ve k olarak karşımıza gelen yapım ekimize bakıyoruz benden benek ismi benmek diye bir şey yok benyor benme diye bir şey yok. Hatırlayın sağlamalarımızı söylemiştik. Aynı şey orta ortak şeklinde de karşımıza geliyor. Genden genel, özden özel, gözden gözel ismi yapılıyor arkadaşlar. Yani aslında bu karşımıza bizim ne olarak geliyor? Güzel olarak geliyor. Göze hitap eden anlamında kelime biraz e, deforme olmuş zaman içerisinde kullanımla beraber bir de ar yapım ekimiz var. 5'ten beşer, 6'dan altışar, az'dan azar şeklinde. Bu e, yapım ekimizi biliyorsunuz üleştirme sayı sıfatı olarak da karşımıza geliyor. Oradaki ekimiz. Altışar'daki şeyin e, kaynaştırma harfi olduğunu biliyorsunuz. Ca ekimiz bol'dan bolca, Türk'ten Türkçe, çekmeden çekmece şeklinde çekmecenin e, şeyi e, önceki hali C'den önceki hali çekmedir arkadaşlar. Cağız ekimiz var. Adam cağız, ev ceyiz, ç yapım ekimiz var. Anadan anaç, kırdan kıraç. E, toptan topaç. Da var, gözde, sözde, yüzde. Yani burada tabii yüzde derken e, D de bulunma alekiyle karıştırılmasın. İşte yüzde elli ifadesini kullandığımızda e, karşımıza çıkan e, yüzde aldım. E, bu işten ben yüzde aldım anlamındaki e, kelime. Daş ekimiz var. Arka isim, isminden arkadaş. Öz isminden özdeş. Yol isminden yoldaş yapmış durumda. In ekimiz var. Güzün ilk in kışın yazın ki var bugünkü dünkü sabahki le var adıl zamir olarak karşımıza gelen biliyorsunuz adıllar ad adın yerini tutan sözcükler dikkat edin anlamsal ilgi devam ediyor ya da nesne, nesneden nesnel özneden öznel le'in yapım ekimiz var akşamdan akşamleyin benciden bencelin l yapım ekimiz var. Adalı, köylü, sulu, yerli şeklinde. lık var. Ağızlık, varlık, yazlık, ıncı var. 1. 9. şeklinde. Bunlara e, dikkat etmeliyiz. Son e, isimden isimle ilgili son sayfamız sal var. Bitkiden bitkisel. Gelimin bitki kelimesinin kökü biliyorsunuz bitmektir. Bu arada bazı ek şeyler de vereyim. Gelen yapım eki gi'dir. Ardından sel gelmiştir. Yani iki tane yapım eki vardır. Bitmek fiil kök gi fiilden isim yapım eki, sel de isimden isim yapım eki. Yani şunu söyledik size aslında. Mantık olarak şunu kavrayacağız. Bir öncekine bakacağız. Bitmek fiil kök. Şuradaki f'ye dikkat edin. Şuradaki f şurada ilk harf olarak karşımıza geliyor aslında. Fiilden ne yaptı? Bitki bit ki bitkimek diye bir şey yok. Dolayısıyla artık bu isim, isim oldu. İsim hemen şuraya geçti. İsimden ne yaptık bu sefer? İsimden başka bir isim yaptık. Bitkisel ismini yaptık. Mantığımız, durumumuz bundan ibaret arkadaşlar. İsimden isim yapımı diyeceğiz buna da. Bu arada ek bir bilgi daha vereyim. Şurada t'nin etkisiyle onun yanına gelen g ee, sertleşmiştir ve bit ki şeklinde karşımıza gelmekte. G, K'ye dönüşmüş yani benzeşme dediğimiz ses olayı vardır. Devam edelim. Sız ekimiz var. Arsız, dilsiz, yüzsüz, ölümsüz şeklinde. T var. Boyut, eşit, gölet, yaşıt. T var. Cıvıltı, gürültü, tıkırtı. Burada dikkat edin yansıma sözcüklerin üzerine geldiğini görüyoruz. Z var. İkiz üçüz derken e, topluluk isimleri türetilirken karşımıza geliyor. Şimdi isimden fiil yapan yapım eklerine bakalım hızlıca artık. Boş isminden boşamak, kan isminden kanamak. Bu yüzden kan isminden dikkat et. Şunu diyoruz. Kan bir isim. Kanamak ise fiil. Bu yüzden isimden fiil yapım eki ve dikkat et yeni bir anlam türüyor. Kan, sıvı, vücudumuzdaki yaşam kaynağımız olan sıvı kanamak ise onun dışa doğru akması anlamında. Bağlantılı ama yeni bir anlam. Daha ikine bakalım. Çıtırdamak, fokurdamak. K var. Açtan açık. Bu açık ifadesine aç ifadesine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Örneğin karnım aç. Ya da e, karnım acıktı diyelim. Karnım acıktı. Onun üzerinden gösterelim. E, evet karnım acıktı da dikkat edin. Burada açtır kelimemizin kökü. Ve bu e, tokun zıttı olan açtır. Nasıl ki tokmak diye bir eylem yoksa açmak diye de bir eylem yoktur. Bu anlamda bu bağlamda. Buna dikkat edin. Özel bir şeyden bahsediyorum. Tokmak diye bir fiil yoksa açmak diye de bir fiil yoktur bu anlamda. Ama bu, bu yüzden bu isimdir, isim köktür. Acıkmak ise fiildir. Yani isimden fiil yapım eki almıştır sözcüğümüz arkadaşlar. Tamam. Dikkat edin başka kullanımları da var. Sizin aklınızı karıştıran nokta o eğer varsa böyle bir sorun. E, açmak diye bir eylem var. Ama atıyorum fermuar açmak, çantayı açmak, kapıyı açmak gibi bir e, eylem var. Karnımın açması şeklinde bir eylem yok. E, bu ikisini birbirinden ayıralım. L yapım ekimiz var. Azdan azalmak, çoktan çoğalmak, bundan bunalmak. Lan diye var. Kederlenmek, sinirlenmek, uslanmak. Us akıl anlamında bir kelime biliyorsunuz orta e, Asya'da Ort, Öztürkçe'de kullanılan bir kelime. Imsamak var, azımsamak, benimsemek, küçümsemek şeklinde e, ünlü düşme ünsüz düşmesinde küçümsemek kelimesinde görüyoruz. R, sa ve sı yapım eklerimiz var. Akarmak. Şimdi dikkat edin. Hava hava erkenden Ağardı diyelim. Kelimemiz bu. Hava erkenden ağardı. Soruyorum. Kelimemizin kökü nedir? Öğrencimiz diyor ki ağarmak. Ağarmak diyor. Halbuki hava erkenden ağardı. Bunun tersini düşünelim. Hava erkenden karardı dersin değil mi? Yani siyahlaştığı anlamında kara kelimesidir buradaki kökümüz. Sonra üstüne de R yapım ekini getirirsin. İsimden fiil yapım ekini. Burada da aynı şey söz konusu değil mi? Tam tersi kararmanın tersi beyazlamasıdır. Yani ak olması durumudur. Dikkat et. Burada kelimemizin kökü aktır. Beyaz anlamındaki ak. Akmak değildir ama isim köktür. Renk olarak olduğu için, renk adı ol, olduğu için ağırmak şeklinde e, isimden fiil yapım ekimizin geldiğini görüyoruz ve buradaki k işte ardından gelen önün etkisiyle yumuşak g'ye dönüşür. Yani ünsüz benzeşmesi dediğimiz şey gerçekleşir arkadaşlar. Tamam? Kesinlikle buna e, dikkat etmeliyiz. Aynı şey susamak, kutsamak, yatsımak, yat sımak, yağ tadırlamak anlamında bir kelimedir arkadaşlar. Evet, şimdi de fiilden fiil yapan yapım eklerinden bahsedelim. Örneğin ala, eşmekten eşelemek, itmekten itelemek, kakmaktan kakalamak, ar er şeklinde de karşımıza çıkabilir. Çıkmaktan çıkarmak, gitmekten gidermek, kopmaktan koparmak ve gidermekteki dikkat edin t'nin d'ye dönüştüğünü yani yumuşadığını görüyoruz. I yapım ekimiz var. Kazmaktan kazımak, sürmekten sürümek, bürümekten bürümek şeklinde. Aynı şekilde dır ekimiz de var. Bilmekten bildirmek, almaktan aldırmak, koşmaktan koşturmak şeklinde. L yapım ekimiz var. Vurmaktan vurulmak, durmaktan durulmak, sarmaktan sarılmak şeklinde. Imsamak ekimiz var. Anmaktan anımsamak, gülmekten gülümsemek. N yapım ekimiz var övmekten övünmek yıkamaktan yıkanmak kaçmaktan kaçınmak şeklinde şey yapım ekimiz var dönmekten dönüşmek ermekten erişmek olmaktan oluşmak t yapım ekimiz var yıkamaktan yıkatmak çoğalmaktan çoğaltmak yükselmekten yükseltmek incelmekten de inceltmek şeklinde karşımıza geliyor son olarak fiilden isim yapan yapım eklerinden bahsedeceğiz kısmaktan kısa oymaktan oya sapmaktan sapa doğmaktan doğa uçmaktan uçak dönmekten dönek sapmaktan sapak ismi yapılmış. Giymekten de giyecek ismi, yakmaktan da yapacak, silmekten de silecek ismi yapılmıştır. Durmaktan durağan, olmaktan olağan, gezmekten gezegen ismi An yapım ekimiz de var. Bölmekten bölen, dövmekten döven, kalmaktan kalan şeklinde. Bu eklerin bazıları çokça tanıdık. Anası mezar dikecekmiş diye. Yani fiilimsi eklerimizin aslında e, fiilden isim yapan eklerin ekler olduğunu biliyoruz. Ca ekimiz var. Düşünmekten düşünce, eğlenmekten eğlence şeklinde karşımıza çıkıyor ga var, bilmekten bilge, dalmaktan dalga, sömürmekten sömürge, süpürmekten de süpürge şeklinde karşımıza geliyor arkadaşlar. Aç açı ekimiz var, açmaktan açı, batmaktan batı şeklinde, ölmekten ölü örneği gibi. in yapım ekimiz var, basmaktan basın, tütmekten tütün, yığmaktan yığın şeklinde. Intı ekimiz var, almaktan alıntı, girmekten girinti üzmekten üzüntü şeklinde kendini gösteriyor. Iş yapım ekimiz var. Bıkmaktan bıkış, dikmekten dikiş, yağmaktan yağış şeklinde. L yapım ekimiz var. Çatmaktan çatal, doğmaktan doğal, koşmaktan koşul, okumaktan okul şeklinde. M var. Çizmekten çizim, doğmaktan doğum, eklemekten eklem, eylemekten eylem ma var yapım ekimiz. Burada olumsuzluk anlamında değil. Basmaktan basma, çıkartmaktan çıkartma, danışmaktan danışma. mak yapım ekimiz var. Mastar eki olarak da bildiğimiz çakmaktan çakmak, ekmekten ekmek, ilmekten ilmek. O e, kalıcı isimler e, yapabildiği gibi e, eylemsiler de yapabilmektedir arkadaşlar. Bu eklerimiz bazıları Man ekimiz var. Danışmaktan danışman. Eğitmekten eğitmen. Neçe ekimiz var. Basmaktan basınç, gülmekten gülünç şeklinde kendisini gösteriyor. R yapım ekimiz var. Yetmekten yeter, yazmaktan yazar, okumaktan okur şeklinde. Sak yapım ekimiz var. Savmaktan savsak, tutmaktan tutsak şeklinde. T yapım ekimiz var. Anmaktan anıt, dikmekten dikit, ummaktan umut şeklinde. Tı yapımız ekimiz var. Avunmaktan avuntu, sığınmaktan sığıntı, ürpermekten ürperti şeklinde. Şimdi de gövde kavramından bahsedelim biraz. Gövde dilimizdeki nesnelerin ve hareketlerin hepsi için ayrı kök yoktur. Kelimeleri kökleri sınırlıdır. Bu yüzden birçok nesne ve hareket, ad ve eylem köklerine yapım ekleri getirilerek genişletilmiş köklerle karşılanır. İşte genişletilmiş bu köklere gövde denir. Yapım ekleri aracılığıyla genişletilmiş köklere gövde denir. Formülümüz aşağıda. Kök artı yapım eki. Oluşan yeni oluşum, yeni yapı gövde olarak adlandırılıyor. Çünkü ona artık kök diyemeyiz. Onu artık ancak gövde diyebiliriz. Yapım ekleriyle oluşturulmuş sözcükler gövde olarak adlandırılır. Son haline bakacağız. Örneğin kökümüz fiil kök. Aldığı yapım eki fiilden isim yapım eki. Yani son hali isim. O zaman diyeceğiz ki bu bir isim gövdesi tam tersi de olabilirdi. İşte isim kök olabilirdi. Örneğin tabii ki. isimden fiil yapım eki alabilirdi. Fark etmez fiil kök olurdu. Fiilden fiil yapım eki alırdı. Mantığımız aynı. Son hali eğer fiilse onun için fiil gövdesi adını vereceğiz arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Bilmek fiil kökünün üzerine çeşitli ekler getirdik. İşte bilgi, bilge, bilgece, bilgin bilinç, bilinçli, bilinçsiz şeklinde birden fazla yapım eki alabilir. Bunların hepsi dikkat ederseniz fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla isim gövdesi olarak karşımıza gelmiştir. Aynı şey burada da söz konusudur. Bilim ve bilimsel kelimeler içinde. Yalnız bildirmek, bilinmek e, örneklerinde e, biraz farklı bir şey var. Bu sefer fiil gövdesi oluşturduğunu görüyoruz. Çünkü aldıkları ek fiilden fiil e, yapım ekidir.